Selamlar dostlarım. Hepiniz Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi suyun yanındayız. Yani klimanın yanında değilsek ve suyun yanındaysak ve denizlere açılmıyorsak ne yapıyoruz? Tabii ki de bir mutasyon denemesi yapıyoruz. Ama ne mutasyonu? Abi Mosa geliyor. Mosa. Dur lan şunları giyelim. Boğulur mu oluruz şimdi. Heh. Mosa geliyor arkadaşlar. Bu bölümde Mosa'nın mutasyonunu almaya çalışacağız. Ben bayağı bir dişili erkekli böyle ayarlamaya çalıştım. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan orada? Bir dakika. Hasar çıkıyor. Anam benim Sinomakrops'um var burada. Oğlum. Lan şu tank var diye beni uçurmuyor bu. Bir dakika. Kaç. Kaç. Mosa var. Sakın öyle bir hata yapma. Mosa şu hayvanı görüyor musun? Neyse. Arkadaşlar başlayalım. Hadi bakalım. Hatta siz çiftleşmeye başlayın. Ben bunları gebelik diye hatırlıyorum. O yüzden herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tuso neydi öyle ya? Yumurtayı hatırlıyor musunuz Tuso'nun yumurtasını? Garip bir yumurta çıkardı ya. Lan ben de şaşırdım. Allah Allah diyorum, bu nasıl bir yumurta? Abi işte güzel oluyor ya. Böyle denenmemiş şeyleri denemek gayet iyi hissettiriyor bana. Şimdi bir de şöyle atalım. Aa olmadı. Heh. Bayağı bir dişimiz var. Erkeğimiz var. Büyük ihtimalle biz videoda evcilleştirdiğimiz erkekmiş. 239 olduğuna göre. Eğer de bunda olduğuna göre. Ben 3 tane dişi alıp gelmişim. Birisi 145'miş şu. Diğerleri de düşük seviyeymiş anladığım kadarıyla. Bakalım. Mosa'da büyüme olayı ne kadar sürecek? Eğer uzun sürürse. Uzun sürmez ya. Abi Mosa çok büyük ya. Baksana. Kocaman hayvan ya. Küçük görünüyor ama gerçekten çok büyük. Mosa biraz daha böyle bana şeyi anımsatıyor. Yani karanın Quetzal'ı gibi. Evet bu söylediğime kızabilirsiniz. Haklısınız. Çünkü Quetzal şapşık şapşık gezen bir hayvan. Mosa'yı da nasıl bir tutuyorsun diyenler olabilir. Hak veriyorum şu anda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. %56'ya kadar çıktı çiftleşmeleri. Tabii biz heyecanla bekliyoruz. Bu arada Mosa zaten çok şişkin böyle. Karnı morni şişik. Acaba gebelik olunca şu yere değer mi bunun karnı? Şu bayağı bir küçük aralık var orada. Onu bir inceleriz hep beraber. Değil mi koçum? He? Nasıl gidiyor? Bir şey söyleyeyim mi? Bak bunun rengi güzel. Şu hayvanın rengi iyi. Böyle alta doğru bir renk almış. Bununla şu erkeğin rengini pek sevmedim. Yani mutasyon değil de şu ikisinin rengi gerçekten iyi bu arada. Aha gebeliğe düştü. Kaç? Aa 1,5 dakika. İyi, çok da uzun değil. Ya büyümesi çok uzun olmadığı sürece videoyu hiç durdurmadan devam ettirmek istiyorum. İşin açığı. İşte ilgisiydi milgisiydi onlarla uğraşmak istiyorum. Daha doğrusu. Yani inşallah çok da uzun sürmez diye tahmin ediyorum. Bakayım karnı değdi mi lan? Yok daha değmemiş. Ama değer gibi sanki. Değiyor mu ya da? Büyümeye başlamıştır ya karnı. Biz şu an belki fark edemiyoruz ama. Hayvana bak. Kocaman. Keşke doğadaki hayvanlar da çiftleşebilse. Maymunlar gibi yani. Öyle düşünelim şöyle mesela. Hani maymunların yavruları maymunların peşinde geziyor, üstünde geziyor falan böyle. Onlar onu büyütüyor falan. O tarz olsa mesela doğada penguenlerde de var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Penguenlerde böyle yavru penguenler vardı. Ebeveynleriyle gezen dinolar olsa gayet iyi olur yani yavrular yani. Bu arada bakalım abi. Aynen kapattı görüyor musunuz arkadaşlar? Neredeyse değiyor yere. Hatta değmiş yani. Neredeyse değil. Bildiğin yere değmiş hayvan. Oha kocaman oldu lan. Balon gibi şişti. Oğlum lan.
Ver bakayım yavruyu. Ver bakayım ısırayım ben onu. Ver bakayım. Tatlı olur mu acaba? Hiç Musa yavrusu görmedim. Denenmemişleri deniyoruz. Yine çılgınlıklar bitmiyor. Hadi bakalım. Ver bakayım. Kocamandı, bir anda karnı küçüldü. Oğlum ne yaptın yavruyu? Lan yavru nerede? Aa içine sakladı. E nasıl alacağız biz onu? Tipe bak. Ne kadar küçük geldin lan. Ana, bu ne ya? Bu şeye benziyor. Bir küçücük. Mutasyonu yok ama. Gel şurada büyü bakayım sen. Gel. Çok küçük ya. Vallahi minnak bir şey geldi ya. Tatlı tatlı da yüzüyor. Bakayım bir inceleyeyim seni. Dur bakayım. Aa, şuna bak. Minnacık geldi. Saf trik seni. Hadi sen burada dur da büyü. Tamam. Seni tekrar atalım. Sen çiftleş. Abi burada iki yavru var. Onları da almam gerekiyor ama alamayacağım. Nasıl olacak? Vallahi içinde hayvanın yani. Haydi. Mecbur böyle alacağız arkadaşlar. Sahiplenmem gerekiyor. İlgilerini veremem yoksa. Daha çünkü ilgi olayından da haberdar değiliz. Nasıl bir ilgi olayı olacak? Gelin abi buraya. Şunlara tiplere bak ya. Vallahi Mosa'dan bu kadar küçük yavru beklemiyordum ben ya. Yine baya bir büyük gelir dedim ama yılan balığı gibi bir tip var hayvanda. Çok garibime gitti. Bunlar büyüyünce kocaman olacaklar. Hadi bakalım devam. O ikisine bakacağız bu arada mutasyon var mı diye. Çünkü bakamadık henüz. O zaman bunlar her çiftleştiğinde ben mecburen böyle şey yapacağım değil mi? Kozayı alıp atacağım. Çünkü içine doğuruyor. İçine doğurunca biz onu sahiplenemiyoruz. Bu iyi değil. Yüzde kaç? 7. Bu hayvan çok hızlı büyümüyor arkadaşlar. O yüzden bir video duraklatması gelebilir. Ama ne yaparız? Biraz yavru alalım. Mesela ne kadar alalım? 3 tane aldık. 6, 9, 12, 15 tane, en az 15 tane yavru alalım, ondan sonra bırakalım bence. O 15 yavruda bir tane mutasyon alırsak kârdır diyeceğiz, öpüp başımıza koyacağız. Alamazsak halimizi şükredeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Ama ilgi verirsek bu arada bu mosalar inanılmaz güçlü yaratıklara dönüşebilir. Hayvanda 16 kaç can var. Hasar kaç? 29. Hasar 29, hasar 23. Tamam, 29 iyi demek ki. 29 aldığımıza göre. Ama bak bunun 30'muş, bunun 29'muş. Erkek olan 29. 30 alabilme ihtimalimiz varmış yani. Şu an onu öğrenmiş olduk. Bundan alırsa 30 alacak. Gebeliğe düştü. Güzel. Devam abi. Valla suyu pek sevmiyorum arkadaşlar ya, böyle sulu bölümleri, işte denizdir, okyanustur. Ben karayı seven bir adamım. Ana ne olmuş lan dışarıda? Havaya bak. Hava bozulmuş abi. Aa bak, bundan bahsediyordum. Şu çok güzel bir özellik ya, böyle yavrusunu gezdirmesi falan. Büyütmesi. Benim çok hoşuma gitti. Yalnız hava efsane bir şey olmuş ya. Kasvetli olmuş. Suyun altında hiç belli olmuyor ya, böyle gözüküyor ama şöyle çıkarıyor kafayı, hiçbir şey. Şuna bak. Bak buradayken baksan hava normalmiş gibi gözüküyor. Şöyle kafayı çıkardığından gidiyor bak. Görüyor musun? Evet. Ve garip bir şeyde bulunduk orada. Güzel. Hayvanın karnı var ya, kocaman oluyor ya. Şuna bak. Gerçi o kadar büyümesine de gerek yok. Böyle küçük yavru çıkarıyorsa niye karnı o kadar büyüyor, onu anlamadım. O da garip yani. Evet, şimdi eğerimiz var. Bu hayvanlardan çok büyük beklentilerim var arkadaşlar. Yani full ilgi aldıklarında inanılmaz şeyler yapar bu hayvanlar. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Aa yavru. Alamıyorum. Gel abi. Gel abi.
Gel bakayım yavru. Minnoş yavru. Yılan balığı gibi ya. Tipe baksana böyle. Şıpıl şıpıl yüzüyor hayvan ya. Ulan Mosa'dan bu kadar tatlı yavru beklemiyordum ben ya. Şu anda bütün hayallerim yıkıldı. Gebelik. Sen de gebelikte olman lazım. Aynen. Güzel abi. 6 tane aldık. 15'te bırakıyoruz. İlk ilgimizi veriyoruz. Tabii ki de yürüyüş istiyor. Ana yürütmeden aldı. %25 alarak. Ben %100 ilgi olacağım diyen bir Mosasaurus var yanımızda. Gözlerinden öpüyorum Şükrü. Her yerinden öpüyorum Şükrü. Evet. Burada çiftleşiyor. Bunun yavrusu oldu. Bu arada yeni yavruya bakamadım arkadaşlar. Aha, pardon. Adamı sahiplenmeden çağırdım. Gelir mi lan sahiplenmezsen? Sen kimsin der gelmez. Bu arada erkeğin aha ikiz lan. Aha iki tane çiçeği var. Dur. Heh. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama erkeğin genleri çok baskın arkadaşlar. Yani sürekli erkeğin rengi geliyor, erkeğin hasarı geliyor. Hiç dişilerden bir şey gelmiyor yani doz düzgün. Bunu fark ettim şu anda. Ama önemli değil. Mosa mosadır abi. Sadece mutasyon istiyorum şu an. Mutasyon odaklıyım. Sen ne istiyorsun? Yürüyüş. Sen ne istiyorsun? Yok sen çok abuk subuk bir şey istedin. Bir daha gel. Çok yavru oldum da yetişemiyorum ya. Çok iyi. Şimdi devam abi. Çiftleşmeye. Güzel. Şuraya atalım bir de. Gayet iyi. Hayvanlar çok küçük ya. Ya bir Mosa'nın yavrusu bu kadar küçük olmamalıydı. Ama bak şu boyutta olabilir arkadaşlar. Benim beklentim şu boyutlardaydı. Hani böyle gelir. Bu da işte %20-25 civarında. Değil mi? Yani bence böyle mantıklı. Çok küçükler abi. Şu hayvan nasıl yani? Yılan balığı gibi küçücük şu koca hayvandan. Ayıptır be kardeşim. Dolandırıldık. Şimdi en gözdemiz bu hayvandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu hayvana biz full ilgi vermeye çalışacağız tabii ki. Olgunlaşma %30. Aşağı yukarı olgunlaşması %60 ya da 50 civarında bizim videomuz zaten şey olur. Orada bir durak satırız. O büyüyene kadar bekleriz. Daha kaç yavru aldık ki? 6 mı aldık? 6 aldık galiba. 15 yavru dedik. Yani bir 6 daha alacağız. Bayağı uzun sürüyor aslında ha, çiftleşmeleri falan. Çok uzun sürüyor. Bu kadar uzun sürmesi hoşuma gitmedi. Gerçi denizin en büyük hayvanını yapıyoruz şu anda. Normal. Mosa'dan başka büyük yok diye biliyorum. O dev kaplumbağayı saymayın arkadaşlar. O biraz böyle pasif bir hayvan olduğu için onu saymıyorum ben. Yırtıcı olarak Mosa diyorum. Valla sizi bekliyoruz. Ağalar 3 tane dişi aldım. Ne olur ne olmaz yetişmez diye. 3'ü bile şu an yetmiyor yani. Keşke 5 tane alsaydım. Ne olacak? Ah be, hata ettik. Geliyor geliyor yavru geliyor. İşte geliyor. Hadi. Ama işte dışarı gelmiyor, içeri geliyor ya. Erkek çok baskın genlere sahip. Sürekli kendi şeyini veriyor yani rengini falan. Eğer erkekte de mutasyon yoksa çok zor şu anda. Ama zorları severiz. Devam et abi. Ticari bekleme yapma. Gel. Tamam. Şimdi. Burada bir gebelik var. Burada da bir gebelik olması lazım. Aynen. Burada baya bir yavru var. Güzel güzel. İyi gidiyoruz abi. Büyüyorlar ya. Bak şu kocaman oldu şu. Vallahi kocaman oldu. İlgi isteyeceklerdi. Niye istemediler abi? Bir dakika. Siz? Heh, tamam. İlgiyi de verelim de. Hayvanlar. Al bakayım kucaklaş.
Kafanı okşayayım mı? Minnoş, minnoş. %40 oluyor olgunlaşması. Bu arada siz doğurdunuz mu lan? Ha, doğurmamışlar. Balığı keseyim. Benim burada gezme demedim. Ha, sana. Ah be, Mosa'ya vurdum. İnşallah çiftleşmeleri bozulmamıştır ya. Yanlışlıkla vurdum. Tinto meyvesi ne abi, sen balıksın ya. Ne meyvesi ya? Cık. Arkadaş. Başka ilgi, şurada bir isteyen var. Ne diyor? Pişmiş balık eti. Yani. Yürü git. Basit mama. Arkadaş, bu neymiş ya? Kurutulmuş lezzetli et. İstediği şeyleri görüyor musunuz? Uyuz hayvan ya. Ne? Mejo. Yok oğlum mejo falan. Vermiyorum mejo falan ha. Adam gibi şeyler isteyin ya. Yürüyüş iste, ne bileyim, koşmak iste. Bir sal beni de gideyim ha. Sen? Ha, bu ikizleri sevdim bak. Biri yürüme istiyor, biri koşmak istiyor, biri sarılmak istiyor. Aferin. İkizleri sevdim. Şöyle bir uzaklaşalım bakalım. Gayet iyi abi. Böyle sahiplenmeler oldu gibi. Yeni yavrular da gelmiş olması gerekiyor. Şunun içinde var mı mesela? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bunlar gebe değil miydi? Değil herhalde. Değilmiş herhalde. Yo, var yavru var. Oğlum lan, yavru var içinde ya. Kafalar iyice karıştı. Bak, bunun rengi biraz farklı gibi, mutasyon. Hadi. Ah be. Aga be. Yakışmadı. Bizim ilk yavrumuz nerede? Onun ilgisini hiç kaçırmamam gerekiyor. Şuydu galiba. Aynen bu. Bu hayvanın hiç ilgisini kaçırmamam gerekiyor. Çünkü yakında gelecek. Yo, 3 dakika. Ha, pardon. Tamam. Vallahi arkadaşlar, atıyoruz atıyoruz, alıyoruz alıyoruz, olmuyor yani, mutasyon gelmiyor. Mosalar bize yanlış yaptı. Mosa mosa dedik, bağrımıza bastık. Ama yanlış yapılıyor, görüyorsunuz yani. Tamam. Heh. Gayet iyi. Şimdi burada bir gebemiz var. Bu da doğurmak üzere. Gönder bakayım yavruyu. Bak, karnı bir anda küçülüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi diyorum, bu erkeğin şeyleri, genleri çok baskın, çok yüksek ya. Sürekli aynı rengi, sürekli kendi şeylerini, hasarını falan veriyor. Hoşuma gitmedi. Bu tekelcilik demek lan. Abi ne kadar masa oldu yalnız ha. 15 dedik ama. O en az 15 çocuk istiyoruz. 15. Aç abi. Şu bizim yavrunun kaç olmuş? %55 olmuş. Yani dediğim gibi 60 civarında falan. Bence bırakabiliriz. Mutasyon gelmiyor gibi. Tam çözemedim. Pardon, ne istiyorsun? Geç. Böyle bir istekte bulunamazsın. Ne istiyorsun? Kurutulmuş. Geç. Çok abuk subuk şeyler istiyor ya. Bak ya. Oğlum, kafanı kıracağım ha. Cidden bu kadar şey, ne yapacaksın sen, böyle garip garip şeyler istiyorsun? Deli misin ya? Gel hadi gel. Çabuk gel lan. Sen yürüyüş istemiyor muydun ha? Yürüttük işte. Şu bizimkiydi değil mi? Şu aradaki. Bayağı büyüdü yalnız ha bu da. Şuna bak. %60'ı gördük.
Burada bir gebelik var. Burada da bir gebelik var. Yokmuş. Çiftleşiyorlar. Tuna bak, her yer boş oldu ya. Tipleri de böyle şeye benziyor ya bir de. Plesio'ya çok benziyor. Bekleyelim. Şimdi. Gayet iyi. Ama hala mutasyonu alamadık. Bu konuda bazı endişelerimiz ve üzüntülerimiz var. Fakat yılmıyoruz, devam ediyoruz. Magmasar mıydı hayvanın adı? Aynen, onun şeyi neydi öyle ya? Mutasyonu. İnanılmazdı bence. Çok iyiydi yani. Hadi bitmedi mi ya? Bu da gibi. Sen? Sen de gibisin. Gayet iyi. Şu arkadaşı gözden kaçırmamak gerekiyor. Onun ilgisini fullemem lazım. İlgiyi kim istiyor? Ha, bu istiyormuş zaten. Allah Allah. Neyse, şunlara da verelim barisi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Aferin. Şimdi. Bence son yavrular olsun arkadaşlar. Yeter, çok fazla musa aldık. Yani mutasyon çıkmıyorsa da çıkmıyor abi. Yapacak bir şey yok. Bizim canımızdan kıymetli değil yani. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Ya tabii ben de isterdim şöyle güzel bir renkli mutasyon olsun ama işte erkek o kadar baskın geliyor ki, fark ettiniz mi bilmiyorum, sürekli erkeğin rengi, sürekli erkeğin tadı öyle gelmeye başladı. Aha, bu tat. Oha. Ne? Oğlum senin rengin de garip bir rengin var lan. Senin ne mutasyonu? Gel bakayım buraya. Bak. Hem anadan hem babadan mutasyonu var. Yok be. Nasıl oldu lan bu? Lan o kadar da monoton ilerliyordu ki video. Abi çift mutasyon geldi hayvanın. Renkler çok kötü. Ama yine de çift mutasyon geldi. Mutasyon mutasyondur yani. Bu işin rengi olmaz. Sen ne istiyorsun aslan? Gel. Şimdi sen al. Sen şöyle gel. Sen. Ya oğlum meyve istemeyin ya. Var mı abi başka? Var. Gel abi. Yok. Şimdi. Şunu bir atalım. Sütün mama ne ya? Aha, yanlış hayvanı mı attım? Yo. Lan yanlış hayvan atmışım ya. Tamam, şimdi doğru hayvandayım. Tinto istiyor bu sefer de ya. Vallahi mutasyonu aldık ya. Lan dur, bu bende var, bir daha hiç kendimi yorum. Al. Al. Mutasyonu aldık, rahatladım. Arkadaşlar. Bu hangisi ya? Sen kimsin lan? Oğlum sen kocaman olmuşsun. Sen ne yapıyorsun burada ya? Korktum. Acaba çiftleşiyor da burada mı duruyor diye. Bunun içinde yavru var mı? Alo. Yavru var mı? Valla çok musamız oldu ya. Şöyle bir baktım da. Bayağı musamız var. Artı üstüne çift mutasyonlu musamız var. O çift mutasyonu nerede abi? Bu değildi galiba. Şu olabilir mi? Evet. Çift mutasyonlu da hasar yine diğerleriyle aynı diyeceğim de bunda niye 493? Geç. He, 493.
Çok garip. Çok ilginç. Son yavrumuzu beklerken şu büyütmeye çalıştığımız diğer yavruya bir bakalım. Hem ilgi konusuna hem de ilgiye 1 dakika var. Olgunlaşması da %82. Gayet iyi abi. Bir dakika sonra, dur bakalım, şurada bir ilgi mi görüyorum? Aynen. Dur. Bir de bunlar karnı aç, sürekli kanıyorlar. Umarım ölmezler yani. Bekliyoruz. Hadi son yavrumuzu ver. Aha, almışız zaten. Çifte mutasyon, o ne ya? Ana, içinde yavru var bunun. Onu unutmuşuz. Aa, hayvan içeride büyümüş ya la. Gel lan dışarı. Vallahi arkadaşlar yavruyu unutmuşuz ya. Hayvan orada büyümüş. Tipe bak. Lan bir de mutasyon da oluyormuş. Ne gülerim ya. Var mı lan? Yok. Güzel. Son yavruyu da sanırım verdi. Aynen. Sen gel. Sen eğri verip sen de gel abi. Tamam mı? Ondan sonra son yavrumu da böyle bir evcilleştireyim. Bir de mutasyonu var mı diye bakıvereyim. Ama maalesef. İki tane aldık ya, hemen oyun kesti. Yeter dedi, ne yapacağım bu kadar mutasyonu dedi. Şurada bir tane var. Bu değil lan. Aa, bu benimki. Tamam. Gel abi. Bu ne istiyor abi? Geç. Şunu bir alalım ya. Şöyle garip şeyler isteyenleri alalım da fazlalık yapmasınlar. Çok fazla çünkü Mosa yavrusu oldu etrafta. Hatta şunlar büyümek üzere yani, yavrusu değil de. Koca adam oldu. Şunun tipe bak ya. %91. Bu arada full ilgili bu hayvan. Yani bunun daha üstü olmayacak bizim için. Mutasyonu da aldık. O yüzden çiftleştirmeye devam etmek istemedim. Sonuçta amacımız mutasyondu. Ha, rengi biraz tırt olabilir ama yine de mutasyondur abi. Şimdi sen bucak. Gel bakalım. Bir ilgi daha mı vardı orada? Aynen. Gel abi, sen de yürü benimle. Sen ne diyor, yürüyüşe çıkmak istiyordu. Beni de çok seviyorlar, sağ olsunlar. Oo, bak şurada bir tane, iki tane var. Vallahi arkadaşlar böyle işte. Mutasyon videolarında hayvanları çöpe atmamanız lazım. Kullanacaksınız abi. Hoppa. Ne zaman büyüyor bu? %95,5'e kadar çıktı. Ve büyümek üzereyim diyor. Aslında videoyu durdurabilirdik ama durdurmamayı seçtik. Hiç kesmeden posamızı alıp kullanacağız. Haydi Mosa, haydi Mosa, haydi. Aha, yine bir şey oldu galiba. Abi hepsine de ilgi ver lan, yıldım ya. Oğlum. Zaten ilgi vermekten yıldım. Bir de gidip benden abuk subuk meyve sebze istiyorsunuz lan. Adam gibi şeyler iste ya. Bak, ilkel mama diyor. Mamanın ne işi var sudaki hayvanla ya? Abi beni kızdırma ya. Hala bak mama diyor. Oğlum kafanı kırarım ha. Heh. Gel benimle yürü ya. Yürü benimle gel. Büyüsün şu masalarımız. Vallahi hangisiydi o? Şu muydu? Full ilgi. Aynen, bu büyümüş arkadaşlar. Buraya basalım da biz gidelim ufaktan. Şimdi normalde mosalar çok hızlı zaten, malumunuz, biliyorsunuz. Ayarsız bir hızları var mosaların.
Ama şu anda neredeyse yani çok daha hızlı, çok daha çevik bir boss'a var karşınızda. Daha shift'e basmadık, böyle yavaş yavaş gidiyoruz yani. Şöyle bir shift'e basayım. Of, gemi gibi gidiyor ha. Çok hızlı. Çok hızlı, inanılmaz hızlı gidiyor. Tabii şu anda bir şey yapamıyorum ama. Dur abi. Şurada mayaya binip suya doğru açılmak istiyorum çünkü hayvan bulamadım ya dışarıda. Şöyle biraz derinliklere gitsem benim için yeter ya. Hadi hadi hadi. Takılıp takılıp durma lan. Ne var oğlum orada? Bilgisayar patlayacak. Ulan tüp kırıldı. Şunu da çıkar abi. Şunları çıkar ya. Kırılıyorsa kırılsın. Aa, burada baryonikler var buraya. Gerçi buraya giremedim. Musa çok büyük ya. Ona su lazım da. Abi dur, takılıp durma. Altı üstü bir suya gireceğiz abi. Geldik abi, suya geldik abi. Aa, burada tüpe ihtiyacım var. Tüpümüz var, sıkıntı yok da ben onun sesini sevmiyorum yani, öyle söyleyeyim. Şu muydu bizimki? Ama Baryonyx ve timsah, ne yapıyorsunuz ya? Böyle olmaz ya. Abi özür diliyorum. Özür dileyeceğim lan. Bekleyin lan. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben gidiyorum ya. Öleceğim galiba. Stun bitiyor. Geri stun'a sokuyor beni. Bir dakika durur musun? Bir konuşalım. Bir saniye durur musun? Bir dur ya. Abi bu hayvan bağladı beni. Oğlum bir dur. Oğlum. Lan. Morinux. Kafanı kırarım ya. Kaç la kaç. Lan bırak. Şu Baryonyx dönerse, döndüğü an öleyim. Uçur lan. Uçur lan. Uçur lan. Sinomacrops, gerçekten sen de var ya, hainlik yapıyorsun şu anda. Lan uçur. Uç lan. Uç uç uç. Sakin ol. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun oğlum. Sakin. Sakin. Uçur uçur uçur. Aklım gitti vallahi, ölüyordum ha. Sakin ol, sakin ol. Sakin abi. Evet. O hengamede ortalık 56 oldu. Herkes birbirine giriyor. Ula tam kurtuluyorum. Baryonyx dönüyor stunlıyor. Tam kurtuluyorum. Baryonyx dönüyor stunlıyor. Baryonyx dönmediğinde bu sefer şey beni tutuyor. Köpek balığı beni tutuyor, dövüyor. Abi böyle bir dayak yeme şekli yok ya. Ulan bir altı üstü Mosa'yla bir yere gidelim dedik. Bu derin sular nerede arkadaş? Bir türlü gidemedim ya. Ulan durduk yere dayak yedik, iyi mi? Var ya, intikam videosu gelir ama neyse. Hadi yine affettim sizi. İntikam almak için uğraşmayacağım. Mavink sen ne yapıyorsun oğlum ya? Bugün oyunda bir şey var, ben anlamadım. Tamam dur şurada ya. Dur şurada Mosa'mı kullanayım, dur ya. Hoppa. Şimdi sen geliyorsun. Bir de tüp takacağız. Evet arkadaşlar, Mosa'ya tüp takacağız. Çok yakıyor. Of of, hıza bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bir şey söyleyeyim mi? Böyle çok hızlı gitti mi? Bir takılma makılma mı? Hayırdır? Hasarımızı hiç daha görmedik değil mi? 600. Vaa. Çok iyi. Çok iyi vuruyor şu an. Yani bir deniz canlısına göre 600 çok iyi bir sayı. Çok beğendim. Evet, benden 10 üzerinden 7 alıyor Mosasaurus. Çift mutasyonlu Mosa. Biliyorsunuz 2 mutasyon birden aldık. Lan oğlum şunları da keseyim de bari beni kızdırmasınlar. Daha yeni var ya, ne biçim dayak yedim lan. Ne biçim biliyor musunuz? Daya yiyorum, gelip bunlardan hesap soruyorum ya. Garibanlar ne yaptılarsa bana, hiç de bir şey yapmadılar. Mosa iyidir abi. Mosa'nın bir sıkıntısı, ejder gibi dönemiyor arkadaşlar. Ha böyle dönemiyoruz işte.
Dönmek isteyip de dönememe gibi bir sıkıntısı var Musa'nın. Ama şu anda Musa'nın canı ve hasar bence çok iyi. Hatta şöyle bir arttıralım. 700'e kadar çıktı. Yani bir 800 falan bekliyorum hasarı. 873'e kadar hasar çıktı. Musa çok iyi ya. Evet. Musa'yı da almadık demeyiz. Ve mutasyonu abi. Çift mutasyon geldi ama renk gelmedi ya. Şans işi arkadaşlar o da. Ama sonuç olarak mutasyonumuzu aldık. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki iyisi. Seni de öldüreceğim köpek balığı, gel buraya. Heh. Şimdi arkadaşlar. Aha plesio mu? Gel oğlum neyse. Gel. Şu köpek balığını yiyeyim de önce. Artistik yapıyor bana. Ben kimsin oğlum? Şimdi şurada bir artist plesiomuz var. Onun da kafasını koparacağım. Kellesini alacağım. Plesio da büyük hayvan ama Musa ile yan yana geldi mi nasıl da küçülüyor, gördünüz mü? Musa. Evet. Kraldır kral. Ver abi hepsini ver. Ver. Bir kaybı görsün şu hayvan ya. Hah 1.45. Evet arkadaşlar Musa'mız da bu şekilde. Yani ben sevdim. Fena değil. Hareket hızı özellikle çok iyi. Mesela bir yerden bir yere suyun içerisinde gidiyorsanız çok hızlı bir şekilde gitmenizi sağlayabilir. Bayağı hızlı gidiyor çünkü. Boyutu büyük olduğu için hızlı gözükmüyor olabilir ama bayağı hızlı. Çok hızlı hem de. Bunu sadece şöyle anlayabilirsiniz. Biz böyle giderken bir hayvan bizi kovalıyorsa, mesela köpek balığı kovalıyor, görüyor musunuz? Kovalayamıyor aslında. Kovalıyormuş gibi görünüyor ama tak diye kayboluyoruz. Aha. O ne lan, Tuso var burada. Oğlum sen artist yapma. Lan milletin içinde. Baba beni tutuyor ha. Sen kimsin la? Vallahi arada var ya. Şuradaki ne? He şu garip hayvan var. Diyorum Ledon. Yok Levrudon. Lan gel buraya neyse adın. Gel öldüreceğim seni de. Yok Ledon'u da öldürdük. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Arkadaşlar bu bölümü de burada tamamlayabiliriz. Musa'mızı sağ salim kullanmayı başardık. Tabi timsahlar ve baryonixler bizleri bu durumdan alıkoymaya çalışsa da yine de başarıyla tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.